Hadi gelin bugün biraz dedikodulardan bahsedelim. Özellikle popüler ekonomi dedikodularından. Bunlardan bir tanesi son dönemlerde çok sıkça konuşuluyor. Amerikan dolarını sabitlediler kardeşim. 6.85'ten yukarıya gitmez, hatta geriye bile çekilebilir. 6.80, 6.70, sonra 5, sonra 4'lü seviyeleri görecek, hiç şaşırmayın falan diyenler var. İkinci kritik dedikodulardan birisi, Amerikan doları rezerv para olma yeteneğini yitirecekmiş. Amerikan doları iyiden iyiye çökecek, yok olacakmış, batacakmış, bitecekmiş. Hatta Amerika'da yok olacakmış, dağılma sürecine girecekmiş. Bu iki dedikodu bugünlerde çok sıkça dillendiriliyor. Gerçekten öyle mi değil mi? Biz de bunu buradan değerlendirelim isterseniz. Hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Amerika doların rezerv para olmasından vazgeçer mi? Çin'in, Rusya'nın ya da benzer ülkelerin ya da Türkiye'nin Amerikan dolarına yüklenip bundan sonraki süreçte hayır kardeşim siz rezerv para olmayacaksınız, biz Amerikan dolarıyla bundan sonra işlem yapmayacağız, kendi para birimlerimizle işlem yapacağız demesine izin verir mi? Bir diğer önemli mesele, dolar endeksi neden gevşiyor? Bu daha da büyük bir düşüşü mü işaret ediyor, yoksa bir sapan etkisi mi göreceğiz? Dolar endeksi geri çekilip bir anda kendisini 100 puanın üzerine atacak mı mesela? Dolar endeksi 100'ün üzerine tekrar çıkarsa Türkiye'de doların durumu ne olur? Avrupa'da paritenin durumu ne olur? 1.20'lerde kalır mı? Yoksa bir anda 1.06 seviyelerine kadar düşüp daha sonrasında euro dolar paritesi dolar euro paritesine döner mi? 6.84, 85, 86 civarında uzun zamandır gezen, aslında çok da uzun zaman değil yani 1,5 aydır bu civarlarda kalmayı başaran dolar kuru neler yaşar? Amerika, Amerikan dolarının convertible özelliğini korumak için ve rezerv para özelliğini korumak için bugüne kadar savaşları bile göze aldı. En son Irak'a müdahalesinin temelinde Amerikan dolarından vazgeçen Saddam etkisi yatıyordu. Saddam eğer çıkıp da ben bundan sonra dolar kullanmayacağım, bütün petrol alışverişimi euro ile yapacağım dememiş olsaydı belki de hala iktidarda olacaktı. Ben dolardan vazgeçiyorum kardeşim, bundan sonra işlemlerimi euro ile yapacağım dediği an itibariyle hedef haline getirildi. Sonrasında da öyle ya da böyle iktidardan indirildi. Keza aynı şeyleri başka ülkelerde de gördük ve Amerikan dolarını rezerv para ya da convertible para olarak tutmak için Amerika'nın elinden gelen her şeyi yaptığına da tanık olduk arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte bunu yapmaya gücü yetmez mi? Valla Amerika hala dünyanın en önemli süper gücü olmaya devam ediyor. Her ne kadar birileri Amerika battı, bitti, çöktü, dağıldı, dağılacak, yok olacak dese de yükseliş dönemini devam ettiriyor. Markaların %99'u Amerika'dan çıkıyor arkadaşlar. Dünyanın en önemli zenginleri hala Amerika'da. Dünyanın en önemli teknoloji firmaları hala Amerika'da. Dünyanın en önemli finans kuruluşları hala Amerika'da. Dünyanın en önemli medya kuruluşları hala Amerika'da ve dünyanın en önemli sektörlerinden birisi olan, propaganda sektörlerinden birisi olan sinema sektörünün kontrolü hala Amerikalı şirketlerin elinde. Ve bu koşullar içerisinde siz tutup hiçbir temel desteği olmaksızın sadece bir iki gereksiz argümana dayanarak Amerikan ekonomisi, Amerikan siyaseti, Amerikan askeri gücü, Amerikan propaganda gücü yok olacak, batacak, bitecek diyorsunuz ve gerçekleri çarpıtarak insanların bu konuyla ilgili yanılmasına neden oluyorsunuz. Oysa arkadaşlar Amerika dediğim gibi gücünü perçinlemeye devam ediyor. Elbette her süper gücün bir sonu vardır. Her imparatorluğun bir sonu vardır. Ama şu anda sonun başlangıcı döneminde değil, hala yükselişin başlangıcı döneminde. Ve bu gücün de farkında olduğu için elinden geldiğince oyunu kendi adına kurmaya devam ediyor. Şimdilik evet dolar endeksinde bir takım gevşemeler gözlüyoruz. Şimdilik euro dolar paritesinin yukarıya gittiğini görüyoruz. Ama euro dolar paritesinin yukarıya gitmesinin temelinde bile Amerika'nın ekonomik gücünün olduğunu görmeniz lazım. Bugün euro dolar paritesi eğer 1.20 seviyelerini zorluyorsa emin olun Amerika kısa vadeli ihracat rakamlarını yukarıya taşımak için bunu yapıyor. Trump yönetimi tekrar seçilebilmek adına buna izin veriyordur. Ne zaman seçimler biter bir bakarsınız parite patır patır aşağıya gelmeye başlar. Hatta seçimler bitmeden bile euro dolar paritesinin çok sert bir şekilde aşağıya geldiğini görmeye başlayabiliriz. O nedenle euro dolar paritesinin güçlenmesi ya da gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin şu anda geçici olarak Amerikan doları karşısında güçlenmesi Amerikan dolarının convertible özelliğini kaybettiği anlamına gelmiyor. Rezerv para özelliğini kaybettiği anlamına gelmiyor. Bugün bütün dünya ticaretindeki finans ağları hala Amerika'nın kontrolünde. Eğer ki yurt dışı ile bir ticaret yapıyorsanız yani ithalat ya da ihracat yapıyorsanız mecburen Amerika'nın kurguladığı EFT sistemlerinin üzerinden geçmek zorundasınız. SWIFT sistemlerinin üzerinden geçmek zorundasınız. Şimdi bütün bunları görmezden gelerek hamasi yaklaşımlarla sözde milliyetçilik yapmak insanları yanıltmak dışında hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Nitekim bunun altında da yapıldığını gördük. Altın fiyatları düşecek, 300 olacak, 200 lira olacak diyenler nasıl yanıldıklarını hep birlikte gördük. Neden yanıldılar arkadaşlar? Esas mesele bu. Yanıldılar çünkü dünya konjonktürünü doğru okuyamadılar. 3 Kasım seçimlerinin piyasayı germek için en önemli nedenlerden birisi olduğunu okuyamadılar. Amerika ile Çin ticaret savaşlarının, Amerika ile Çin siyasi savaşlarının her geçen gün biraz daha gerileceğini fark edemediler. Pandeminin ekonomiyle ilgili etkilerini net bir şekilde göremediler. Bundan sonraki süreçte pandeminin ekonomiyi, siyaseti, ülkeler arası ilişkileri nasıl gelebileceğini göremiyorlar. Onun için hala bu dedikoduları yaymaya devam ediyorlar. Belki sadece kendi ticari kaygılarından dolayı bu dedikoduları yayıyorlar ya da arkadaşlar cahilliklerinden, bilgisizliklerinden dolayı bu tevatürleri yaymaya devam ediyorlar. Özet, Amerikan doları Türkiye'de önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle arkadaşlar devalüasyonist etkilerle yükselecek. Bakın altını çizerek söylüyorum. Devalüasyonist etkilerle yükselecek. Kritik iki noktanın daha altını özellikle çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi altın fiyatları ons bazında bakıldığı zaman oldukça kritik noktalarda arkadaşlar. 1921 seviyesi biliyorsunuz altın rekor seviyesi. 1860 seviyesi altının en önemli direnç noktası, direnç zirvesiydi. 1921 seviyesi de yine altının en önemli zirve noktası. Bugüne kadarki tarihi rekor noktası. 1921'i kırmak çok da kolay olmayabilir. Ya da 1921'in üzerine çıkılsa bile hızlı bir şekilde tekrar ons'ta geri çekilmeler gözlenebilir. Bu altının düşeceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ama kısa vadeli geri çekilmelerle karşılaşırız. Dolar bir süre daha bu seviyelerde sabit kalırsa da gram altın fiyatın 390 seviyesine kadar düştüğünü görebiliriz. Gevşediğini görebiliriz. Ama daha sonrasında gram altın 450-500 lirayı zorlamaya başlayacaktır. Onsunun 2000-2500 doları hedeflemesiyle birlikte. Orta ve uzun vadede kesinlikle ve net bir şekilde söylüyorum. Orta vadede ve uzun vadede onsun yükselişi 2000-2500 dolar aralığına kadar devam edecek dünyanın koşulları gereği. Kısa vadede onsta 1760 seviyesine kadar bir geri çekilme gözleyebiliriz. Demek ki buradaki kritik mesele şu arkadaşlar. Altının onsunda şu anda kısa vadede tepe noktadayız. Kısa vadede tepe noktadayız. Her an bir geri çekilme yaşanabilir 1760 dolar seviyesine kadar. Peki dolarda hangi durumdayız? Dolarda ise dip noktadayız arkadaşlar. Bu saatten sonra 6.85, 6.84, 6.83, 6.80'in altı falan yok. 6.85'in altı bile yok aslında. Bakmayın siz 6.84 seviyelerini göstererek kapanış yapmış olduklarını. Bu seviyeler dip noktalar ve bu seviyeler çok güçlü bir destek haline geldi. Ve Türkiye'nin koşulları gereği baktığınızda yani cari açık meselesine baktığınızda, bütçe meselesine baktığınızda, dış borcuna baktığınızda, ithalat-ihracat ilişkisine baktığınızda, turizm gelirlerine baktığınızda evet 1 Ağustos'ta Rusya ile uçuşlar açılacak ama bu turizm gelirleri Türkiye'nin cari açığının ne kadarını kapatabilecek? Cari açık riskini ne kadar azaltabilecek? Çok büyük bir beklenti içerisinde olmayın arkadaşlar. dolar üzerindeki baskı her geçen gün artacak ve bu dip noktalardaki oluşturulan destek artık bir sıçrama tahtası olarak kullanılacak. Aynı 5.95'te olduğu gibi. Bu bekleme süresinin uzaması aslında doların yükselişinin şiddetini arttırıyor. Bunun farkına varın arkadaşlar. Dolar 7.20, 7.30, 7.40, 7.60, 7.80, 8 diye böyle kademeli bir şekilde yavaş yavaş yükselseydi yükseliş şiddeti daha az olabilirdi. 6.85 seviyesinde kaldığı her gün yükselişini devalüasyonist bir etkiyle yapabileceğini bize gösteriyor. Bir anda bir sabah ansızın uyandığımızda 14 lira 15 lira seviyelerinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz her geçen gün biraz daha güçleniyor. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın koşulları çok kritik bir döneme ilerliyor. Şu anda 1-2 aylık bir rehavet dönemindeyiz. Yaz aylarındayız. Pandemi etkisini çok fazla görmüyoruz. Ekonomik kırılganlıklar nispeten daha az bu dönemde. Ekonomiler yaz aylarında biraz daha durgun. Çok da fazla önemsenmiyor. Bütün dünyada yaz rehavetine girilmiş durumda vesaire vesaire. Ağustos ayının ortalarından ya da sonlarından itibaren bir anda dolarda kırılma etkileri gözlenmeye başlayabilir ve 2018 Ağustos ayında olduğu gibi yine doları bir anda iki katı seviyelerde görebiliriz. Onun için sizleri dolar 14-15 lira seviyelerine gidebilir diye uyarıyorum. Doların artık dip seviyelerde olduğunun farkında olun. Dolar bir kez daha öyle 5'li 4'lü seviyeleri falan görme ihtimali yok. Doların tarihine baktığınız zaman, geçmişine baktığınız zaman ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Öbür taraftan işte Amerika çökecek, batacak, bitecek, dolar rezerv para özelliğini kaybedecek falan tevatürleri tevatür olmaktan öteye de geçmeyecek. Geçen hafta bir yıl önemli veri akışı oldu. İşte Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, faizi değiştirmedi. Enflasyon yükselmeye devam ediyor ve görünen o ki yükselmeye devam edecek. Bu faiz üzerindeki baskıyı, dolar üzerindeki kırılganlığı arttırmaya devam edecek. Amerika ile Çin arasındaki gerilim artıyor. Bakın konsolosluk savaşları başladı. Ekonomik savaşlar bir siyasi savaşa doğru kaymaya başladı. Yarın öbür gün bir şiddet savaşına döner dönmez bunu bilmiyoruz. İnşallah dünya büyük bir savaşla karşı karşıya kalmaz. Ama ihtimal dahilinde arkadaşlar. Bu altına olan talebi arttıracak. Bu işten güçlü çıkma ihtimali çok yüksek olan Amerika olacak ve Amerikan dolarının gücünü de arttıracak. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bu süreçleri doğru okumak zorundayız. Mnuchin, Amerika Hazine Bakanı geçen hafta bir açıklama yaptı ve yoğun bir haber akışının arasından kayboldu gitti. Ve bizler de bunu çok fazla değerlendirmedik. Çok önemli, çok kritik bir açıklama. Bundan sonra dolar savaşlarının nasıl şiddetleneceğini, Amerika'nın dolar konusundaki ısrarlı tavrını, rezerv para tavrını nasıl devam ettireceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor bir. İkincisi, yarın öbür gün paritedeki kayıpların nasıl hızlı olabileceğini de ortaya koyuyor. Yine bu açıklama önümüzdeki dönemde Amerikan dolarının gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında nasıl değer kazanabileceğini de ortaya koyuyor. Çünkü doları çok fazla değersiz hale getirmesi durumunda Amerika, evet, convertible para olma özelliğini ve rezerv para olma özelliğini kaybeder. O nedenle bütün güçlerini kullanarak, propaganda gücünü kullanarak, ekonomik güçlerini kullanarak, medya gücünü kullanarak, gerekiyorsa askeri gücünü kullanarak rezerv para konusundaki ısrarını devam ettirecektir. Bakın Mnuchin de bunun altını çiziyor zaten. Dolar dünyanın rezerv para birimi olmaya devam edecek ve bunu korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz diyor. Şimdi bu Hazine Bakanı ağzıyla söylenmiş bir şey. Emin olun, Hazine Bakanı'nın bu bir cümlesi Amerika'nın topyekün Amerikan dolarını rezerv para ve convertible para olarak korumak adına neler yapabileceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor arkadaşlar. Bunu biz avantaja çevirebiliriz. Bakın Türk lirasının güçlü olması bizim için bir avantaj değil arkadaşlar. Türk lirası güçlü olduğu sürece ithalata bağımlı bir ülke olacak. Ekonomik verileri, makroekonomik değerleri bozulmaya devam edecek. Borçlanmaya devam edecek. Borç bulmakta zorlanmaya devam edecek. Tefecilere bağımlı kalmaya devam edecek. En önemlisi işsizlik sorununu büyütmeye devam edecek. Reel sektördeki batıkların büyümesine göz yummaya devam edecek arkadaşlar. Bırakın Amerikan doları değerli olsun zaten. Amerikan doları değerli olsun, Türk lirası değersiz olsun ki bizim ihracat kapasitemiz artsın, rekabet gücümüz artsın ve biz ihracat yaparak reel sektörümüzü kalkındıralım. İç pazarımızı yabancılara emanet etmeyi bırakalım artık. İç pazarımızda kendimiz çok daha fazla güçlü olalım bu sayede. Bizim pazarımızı yabancıların ele geçirmesini beklemek yerine güçsüz TL sayesinde rekabet gücümüzü arttırarak başka pazarlara girme şansımızı arttıralım arkadaşlar. Bu kur yalanından bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Bu nedenle de vazgeçilmek zorunda kalınacak. Öyle ya da böyle. Özetle şunu söylüyorum arkadaşlar. Amerikan doları önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle Türkiye'de büyük bir devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalacak. Çok ciddi bir kırılma göreceğiz ve bir anda bu devalüasyonist etkiyle 14-15 liralara giden bir dolar kuru göreceğiz. Dolar kuru 14-15'e gittiğinde altının onsu da 2000-2500 dolar aralığına yerleştiğinde arkadaşlar biz gram altını da 800 lirayla 1000 lira arasında gezerken göreceğiz. Lütfen tevatürlere çok fazla kulak asmayın. Kısa vadeli işlemlerden uzak durun. Uzun vadeli projeksiyonlarla olaylara bakın. Evet, kısa vadede altında bir geri çekilme olabilir doların şimdilik sabit kalması nedeniyle, ama emin olun orta ve uzun vadede gram altında rekor üzerine rekor, onsta rekor üzerine rekor görmeye devam edeceğiz. Doların da devalüasyonist bir etkiyle yükseldiğini göreceğiz. Bu hem Türkiye'nin hem dünyanın hem de Amerika'nın kendi koşulları içerisinde kaçınılmaz bir durum. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Ve tabii ki Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.